Yatırım Finansman Yatırım Finansman'ın katkılarıyla işte o çocuk başlıyor. Bir dakika Bahar dedim. Sen buraya kadar çalışarak geldin. O yetenek yoksa da olduracaksın. Dört yıl boyunca düzenliyle, pratikler yaparak kendimi geliştirerek gerçekten de 5 kişi seçildi. Hayatım hep oyun oynamakla geçmişti. Çok da seviyordum sokakta oyun oynamayı. Parkı temizlemekten sorumlu bir görevli vardı. Biz ona yardım ederdik. O da salıncakta bize ön sıraları verirdi. Ben 15 yaşımda karar verdim mütercim tercüman olmaya. Çünkü dili çok seviyorum. 18 yaşıma kadar yine düzenli bir biçimde çalıştım o sayede zaten Türkiye ikincisi olabildim. Neden burayı istiyorsun dediler? Ben de dedim ki eğer orada başarabilirsen her yerde başarabilirsin. Gerçekten de yine orada da çok çalıştım ve yine bölüm birincisi olabilmeyi başardım. Bir durup sorguladım hayatı. Yani nereye kadar çalış çalış <laughs> ne güzel oynuyorduk. Sözcükler benim oyuncaklarımdı. Benim en çok sevdiğim, içinden hiç çıkmak istemediğim oyun parkım Türkçe'ydi. Hala da öyle. Bir çocuk, o da sözcükleri çok seviyor. Hep onlarla oynuyor ama sadece Türkçe ile değil, İngilizce de çok seviyor. Dile karşı olağanüstü bir yeteneği var. Öyle ki akşamları eve geldiğinde kardeşini tam karşısına oturtuyor ve ona İngilizce diyaloglar ezberlettirip karşılık almak istiyor. Tabii haliyle kardeşi bundan hiç de hoşnut olmuyor. Ve dil konusunda çok başarılı bir eğitim alıyor. Ama yine o dille oynama sevgisi yüzünden bilimin çok başka bir alanına yöneliyor. Çocuk dünyasını aydınlatan birbirinden güzel, harika kitaplar kaleme alıyor. Çocuk dünyasını aydınlatan bir bilim insanı olarak karşımıza çıkıyor. İşte o çocuk Bahar Eriş. Hoş geldin. Dille başlayan bir serüven sevgili Bahar ve birdenbire... ilk kitabın her çocuk üstün yeteneklidir. Nasıl oldu ki bu köprü yine dil konusunda olacak? Ona geleceğim ama... öncelikle... E, doğduğun yerden başlayalım. Gerçi doğduğun kentte çok kalmadın değil mi evet, Samsun? Evet, evet Samsun'da. Öncelikle hoş bulduk Sunay Hocam. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ee, gönlünüzün büyüklüğü beni buraya davet Rica etmiş ederim. olmanız benim için çok büyük bir onur. Evet ben Samsun'da doğdum ama İstanbul'da büyüdüm. Ne kadar kaldın Samsun'da? Samsun'u 3 yaşım kadar şey kaldım. Ee, evet pek bir şey hatırlamıyorum Samsun'a dair. Daha çok çocukluğum İstanbul'da. Önce Bahçeli evler, sonra Bakırköy, sonra da Bomonti'de geçti ve oyunla geçen bir çocukluk. sokakta Peki, anne, geçen anne, bir önce çocukluk. Anne önce anne baba. Annem, nasıl bir ailede Evet yetişti? Evet, nasıl bir ailede. Benim annem, babam ikisi de emekli devlet memuru. Annem ilkokul öğretmeniydi. Öğretmen. O öğretmen, evet köy okullarında başlamış öğretmenliğe. Babam da e, yine nazan devlet kurumunda gibi. nazan öğretmen evet. ve Gündüz Bey, ve Gündüz Bey e, annemle babam. Onlara çok selamlar, onları çok seviyorum. Ee, çocukluğum, annem, babam, kardeşim, anneannem biz bir evin içerisindeydik. Hep ben e, çocukluğumu böyle sevgi ve güven dolu bir ortam olarak hatırlıyorum. Bu en büyük zenginliğim diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi e, hep böyle dışarıda zaten annem babam gündüz çalışıyor. Biz evde, kardeşim, ben, anneannem. Üçümüzüz. Ben sabah sokağa çıkıyorum. Böyle tam gün mesai yapar gibi akşam geri geliyorum. Bütün gün sokaktayım. Her yerdeyim sokakta. Sokak kültürü. Yani mahallelerdeki mahalleler, sokak kültürünü tabii. büyütüyor çocuklardan birisi. Evet. Sende. Zaten o zaman çok normaldi. <laughs> Olabilir. Bilmiyorum. Değil? Çünkü artık evet, böyle güvenilir artık mahalleler, sokaklar, oyun alanları kalmadı. Kalmadı evet. O zaman biz böyle şanslıydık da. Çünkü bahçeli evlerde evimizin önü çocuk parkıydı. O. o çok büyük bir şanstı. Orada hatırlıyorum kaydıraklar, tahtıra, valiler. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. O parkı temizlemekten sorumlu bir görevli vardı. Ee, biz ona yardım ederdik. O da salıncakta bize ön sıraları verirdi. Salıncak sırasında. Orada tabii onu da öğrendik. Biraz böyle... Parktaki işte çok çöpleri temizlemeyi, yaprakları toplamayı yani aslında hayatı öğrenmek için çok iyi bir yer sokak. Ondan sonra çok buna fırsat olmuyor hayatta okul başladıktan sonra. Yani düşmeyi de orada öğreniyorsun, kalkmayı da öğreniyorsun. Dizlerim yara içerisindeydi. Benim sürekli dizlerim yara kabukları içindeydi arkadaşlarımın da hep öyleydi ve bana göre zaten normal oydu. Ben yetişkin dizilerinin anormal olduğunu düşünürdüm dümdüz. yani hani burnu olmayan bir yüz gibi düşünün. Yara kabuğu olmayan bir dizi. E, hep öyle. Onların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zamanla yaranın iyileştiğini o şekilde öğreniyor insan. Ya. Yani aslında çok hayat dersleri var onun içinde. Küsmeyi, diyor, barışmayı. geçiyordu değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve o kadar çok düşüyorduk ki. Oksijenli diye. su. Oksijenli su, e, Şey yapıyorduk böyle rotasyon sistemiyle her gün başka bir komşunun evine gidip dizimizi temizletiyorduk. Sürekli aynı kişiye yük olmayalım diye. Orada <laughs> öyle bir imece usulü bizim dizlerimizi temizleyen komşular da var vardı. Sağ olsunlar. Çok başkaydı tabii şimdikiyle hiç kıyaslanamaz. Şimdi çocuklar ne yapsınlar? Bu kadar her taraf bina bina olmuş. Parklar ne bu kadar ki. az, yeşillik bu kadar az. Mecburen de biraz evde kalıyorlar. Bizim zamanımız farklıydı. Çocuk parkı, çocuk alanı, oyun <laughs> alanı olarak ayrılan yerler otopark oldu ne yazık ki. Evet, evet. Ee, peki kitap evde nerede duruyordu? Ha, şöyle e, bizim bir kütüphanemiz vardı Güzel. ama bu şöyle e, ben şunu hatırlıyorum. Kitapla ilgili e, hatırladıklarımı size sırayla anlatayım. Bir kere bebeklikte hiç bebekle oynayan bir bebek değilmişim. Genelde kız çocukları bebeklerle oynamayı sever. Babam benim yurt dışına çok gidip gelirdi. Bana da oyuncak bebekler getirirdi. Ben o bebeklerle hiç oynadığımı hatırlamam. Komşuların çocukları gelir onların saçlarını falan keser. Annem çıldırır ben yani kessinler ne olacak derdim ama... Bana bebekken çok şey konulmuş önüme. En çok o kitaplara, dergilere gidiyormuşum. Onlarla oynuyormuşum, yırtıyormuşum, ediyormuşum. Bilmiyorum nereden geliyor bu. Sonrasında şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir gün eve çocuk klasikleri geldi biz küçükken. O günü mesela hiç evet. unutmuyorum. Koridorda bir kitaplık vardı. O kitaplığa dizildi bütün o çocuk klasikleri. Anneannem de bizleydi. Anneannem de çok enteresan bir kadındır. O da mesela Rus klasiklerini falan çok severdi. Onları okurdu. Onun kitapları üstte, bizimkiler altta. Tabii o çok büyük bir dönüm noktası ama sadece onlar da değil. Benim için Tom Mixler, Texaslar, Zagorlar onlar da hayatımın bir parçasıydı. Yani evet. sen evin içinde hareket ederken sevgili Bahar hep kitapların arasından gelip geçiyorsun. Hep yani e, tabii çocukken okuma yazmayı bilmediğin zamanda bile evet. kitabı görüyordun. Yani kitap hep algı alanın içerisinde. Evet, yani o kitaplıkla birlikte bazı evler vardır böyle dört duvarı kütüphanelerle kaplıdır. Açıkçası bizim evimiz öyle bir ev değildi. Ama o bir kitaplık vardı yani evin içerisinde. Çok Bunun önemli. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi anne babalara da hep onu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü o gözünüzde kitapların çok çarpması çok önemli. Başka türlü ne, ne şekilde çocuk haşır neşir Tabii. olacak? O önemliydi. Yani kitabı evin bir parçası olarak, hayatın bir evet. parçası olarak görmeli ki kitap okumaya yönlensin. Neylesin, evet. Çok çok durduğu yerle bile kitap çocuğun geleceğini aydınlatır aslında. Evet, böyle evet. böyle okumaya başlar. Peki sokakta büyüdüm diyorsun. Ya anne öğretmen. Evet. Öğretmen bir annenin çocuğu olmak sana <laughs> neler getirdi? Evet, e, annem öğretmendi ve annem gerçekten çok titiz, mesleğine çok aşık, öğrencilerini çok seven, onları her anlamda koruyup kollamaya çalışan bir öğretmendi ve biz bunu görüyorduk. Hatırladığım bazı şeyler var annemle ilgili. Mesela öğrencilerinden hediye kabul etmezdi benim annem. Bunu çok hatırlıyorum. Genellikle yoksul mahallelerde öğretmenlik yapıyordu ve bir çocuk bile hediye alamasa ee, ...çok üzülür diye. Sadece mesela bir şiir getirsin, ne belki güzel. öyle... Ne ...bir güzel. öykü yazsın, getirsin. Güzel. Bunları kabul ederdi. Aklımda kalan bu. yazmaya S. Evet, e, her çocuk bunu yapabilir. Güzel, bir cümle şiir, yazar güzel. biri, bir şiir yazar, biri gelir... ...sarılır. Biri belki bir çiçek verir. Öbür e, türlü e, şeyleri kabul etmezdi. Onun dışında annemin öğretmenliğiyle ilgili hatırladığım... ...her akşam düzenli olarak masasında ertesi günün derslerini... Hazırlamasıydı ve bir plan defteri vardı ders planı defteri ince gibi bir yazıyla büyük bir özenle ve dikkatle o dersleri hazırlardı ve ben onu görürdüm. Şimdi rol model olmak çok etkili. Ben de hep çalışkan bir öğrenci oldum çünkü oraya baktığımda diyordum ki evet annemin de ödevleri var. O da her akşam ödevini düzenli bir biçimde yapıyor, sorumluluğunu yerine getiriyor. Ben de öğrenci olarak Hayatımın daha sonraki yıllarında biliyorsunuz bahsetmiştim bir çakallık dönemim <laughs> olmuştu ufak ama e, ders çalışmamayla ilgili. Ondan sonra hep düzenli olarak ben de e, sanıyorum ondan dolayı e, hep ödevlerimi düzgün bir biçimde yapmaya, iyi bir öğrenci olmaya çalıştım. Annemin öğretmenliğine dair aklımda kalan en temel noktalar bunlar. Annenin öğretmenlik yaptı okulda mı başladın? Ee, Aynı okulda mıydınız? Yani annen öğretmen seni. İkinci sınıftan itibaren. Birinci sınıftayken ben bahçeli evlerde öğrenciydim. Annem o zaman bizim okulumuzda değildi. İkinci sınıfta Bakırköy'e taşındık. Annemin öğretmen olduğu okula orada devam ettim. Zaten işte o e, geçiş döneminde de kendimce küçük dünyamda bir takım planlar yaptım. Birinci sınıfta çok çalışkan bir öğrenciydim e. ben. Fakat o zamana kadar da hayatım hep oyun oynamakla geçmişti. Çok da seviyordum sokakta oyun oynamayı biliyorsunuz. Demin anlattım. Birinci sınıfa başladım. Sürekli ders çalışıyorum, ödev yapıyorum. Bir süre sonra dedim ki hayat böyle geçmez. İkinci sınıfa <laughs> yani çocuk yaşta küçük yaşta geçmez. ben bir durup güzel. sorguladım hayatı yani nereye kadar çalış çalış ne güzel oynuyorduk ne oldu bir anda diye gerçekten birinci sınıf öğretmenimiz de sıkı bir öğretmendi epey sağlam ödev verirdi yani birinci sınıf gibi değildi harıl harıl ödev yapıyorduk sonra ikinci sınıfa geçerken Bakırköy'e taşınınca dedim ki Bahar bu hayattaki önemli bir fırsatın burada çalışkan bir imaj yarattın. Ama şimdi yeni bir okula gidiyorsun, orada tembel bir imaj kurgula ki doya doya oyun oynamaya devam edebilesin. O oraya geçtiğimiz zaman Bakırköy'deki okula ben ödevleri yarım yamalak yapmaya başladım, işte iki cümle yazıp bırakıyordum. Sonra sokağa çıkıp oynuyordum, eski mutlu günlerime geri dönmüştüm. Takip bir gün öğretmenim beni yanına çağırarak bahar dedi, kuşlar bana söyledi, sen derslerine çalışmıyormuşsun. Tabii ben. Çok utandım o anda. Ve e, o günden sonra o duyguyla birlikte tekrar çalışmaya başladım. O kısa süreli bir e, yine e, oyun dönemim oldu. ikinci kuşlar, sınıfım kuşlar, başında. Kuşlar, is, ispiyoncu bu kuşlar yani? <laughs> Şimdi o kuşlarla ilgili evet. E, bir de çok kitap okuyordum ben. E, sanıyorum annem gözlerimin bozulmasından korktuğu için öğretmenime bu konuyu da iletmiş. Hani bir konuşsanız bu kadar kitap okumasam mı diye. Ondan sonra, Kimleri seviyordun okuyordun o yıllarda? In, Hatırlıyor musun? Valla işte dediğim gibi hani Tom Mix'leri, Texas'ları çok Siz seviyorum ama onun dışında klasikler de vardı mesela bende... en çok iz bırakan belki Küçük Kadınlar hmm, e, kitabıdır. Çok Küçük Kadınlar'daki Joe karakteri beni çok... etkilemiştir. Orada... dört kız kardeşti evet. hatırladığım kadarıyla ama... içlerinde Joe olanla daha çok kendimi özdeşleştirmiştim her nedense. Çünkü... öbürleri daha geleneksel bir hayata meylederken Joe kitap okumayı seven, eğitime değer veren, kendi ayakları üzerinde durmayı önemseyen, kadınların sadece aşk ile değil başarılarıyla da anılmasını ön plana çıkarmaya çalışan bir karakterdi. Neyse ki neyse neyse ki oldu. ben e, neyse ki evet ben de o yöne yöneldim ama e, o mesela aklımda kalıyor. Onun dışında işte çocuk e, klasikleri vardı. E, şimdi şu an Jules çok uzun. belki. Uzun... çocukları. evet, Pasokan çocukları. Jules Verne benim çok ilgimi çekmemişti. Benim mesela evet değil. Yani kardeşimi hatırlıyorum. Kara Ok diye bir kitap okurdu hmm. kardeşim. Onu 11 kere falan okumuştu. O da enteresan bir tiptir. O da mesela oraya e, çok böyle düşmüştü ama ben e, daha ziyade işte böyle e, içinde kız karakterlerin olduğu sonrasında e, ortaokuldayken bu V.C. Andrews'lara sardık biz. Hmm. Çok da aslında çocukların okuyacağı kitaplar değil, değil. Evet. ama biz onları... böyle acayip bir merakla okuyorduk. Tabii ki kim bilecek onun içinde ne olduğunu. Orada acayip ilişkiler var. Ee, onların serisini okuduğumu hatırlıyorum. Annette Blyton vardı evet. Gizli Bahçe. Evet. Maceralar. Böyle şeyler hatırlıyorum. Seri Kuşan için önemli bir evet, evet. Peki bu arada baban... E, babam e, gündüz Bey sana yurt dışından oyuncaklar getirtiyor. Bir de bir paten getiriyor. Evet, evet. Babam evet. Ne oldu yurt dışından paten getirmişti bir keresinde. Sarı patenler İngiltere'den getirmişti. Hiç unutmuyorum o patenleri, bağcıklarını, tekerleklerini, o sarı derisini. Çok hoşuma gitmişti o Hah, patenler. Böyle mi? <laughs> evet. Ya İstanbul çok teşekkür ederim. Harikasınız Senin için gerçekten. Böyle patenli, dokuzsuz evet. ait bir oyuncak bebek. Ya inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Ben bebeklerle hiç oynamamıştım ama belki patenli bir bebek görseydim çok çok daha farklı Hı -hı. olabilirdi. Şimdi o patenlerle ben hiç kaymadım. Neden? Ee, şöyle annem çok korkuyordu bizim düşüp bileğimizi burkmamızdan, bir yerimizin incinmesinden. Biraz korumacı biri annem ee, sağ olsun yani hani bunları anlatırken de kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ebeveynlerle ilgili genellikle konuşulurken suçlayıcı bir dil de kullanılıyor bugünlerde böyle bir şey de çok, çok popüler. Fazla, ben maalesef. bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü onların o zaman o anki bilgileriyle, yaklaşımlarıyla doğru olanı yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Annem de bize bir zarar gelmesin düşüncesiyle onu yapmıştı muhakkak. E, fakat tabii ben o patenleri hiç kayamadığım için... içimde hep bir ukde kaldı. Yani e, sonrasında da... annemin... bu korumacılığını öğrendiğim için bazı şeyleri kendim gizli gizli... E, öğrenmeye çalıştım. Sonrasında sarı patenlerim olmadı ama bir sarı bisiklet hatırlıyorum. Kuzenimin bisikleti. S. Ee, ona Samsunay. izin verdiler mi binmene? Hayır canım, ben onu buldum. <laughs> o bisiklete kendim... Gizli gizli mi? Tabii tabii kendim gizli gizli... ...düşe kalka direklere çarparak falan böyle aslında çok da tehlikeli şeyler de atlatarak... ...kendim o bisiklete binmeyi öğrendim. Aynı şekilde yüzmeyi de kendim deneye yanıla bir yerlere tutuna tutuna kendi kendime öğrendim. Yani sonuç olarak belki burada izleyen anne babalar varsa çocuklar bir şekilde yolunu buluyorlar bunun. Ne kadar siz korumaya çalışırsanız çalışın eğer içinde varsa o cesareti taşıyorsa... Dolayısıyla ben mesela şimdi seminerlerde de ailelerle konuşurken diyorum ki hazır sizin yanınızdayken, sizin yakınınızdayken bu düşmeleri, kalkmaları yaparlarsa daha sağlıklı olabilir. Yoksa sonrasında daha başka yollardan belki de her zaman çok da güvenli olmayan yollardan bunu deneyebilirler diye. Öyle sarı paten yani hikayem böyle. Yani sen şimdi yaşayamadın. Yani bisikleti ben şimdi seni dinlerken anımsıyorum. Trabzon'da... Babam bize bisiklet almıştı abimle bana. Meydanda binerken anne babam oturuyordu. Onların bana bakıp beni bisiklet sürerken görmeleri beni çok mutlu ha, etmişti. Sonrasında gördüler tabii yani. Ama, sonrasında... sen o ilk, ama ben ilk bindiğim anda söz ediyorum. ilk evet, dengah. sen evet. onu yaşayamadın ama değil mi? onu, Evet. Sonrasında tabii yaşadık. Yani ben zaten biliyordum bisiklete binmeyi bir bisiklet alındığında. Hı. Hmm. Onu, olmuş halini Çocuğa gördüler. daha bir özgüven vermiyor mu? Yani anne babanın yanında olup onun yanında bir şeyler deneyimlemek Elbette. daha bir özgüven kazandırmıyor e, mu? Tabii ki yani bugün mesela özgüven kavramı da hep yanlış anlaşılıyor ya bunun övgü yoluyla elde edilebileceği sanılıyor. Çocuğa güzel sözler. Halbuki en çok özgüven aslında çocuk kendi kendine kendi bir yaşadığı. şey başardığında tabii. zor biraz zorlanarak bir şey başardığında kazanıyor. Mesela yine çocukluktan gidersek beni en iyi hissettiren şeylerden biri. Dedemin kahvesini evde sadece bana yaptırmak istemesiydi. Bazen dedemle çok babaannem İstanbul'a bizi ziyarete gelirlerdi. Ben de küçük çocuğum. Kimse benden bir şey istemiyor. Ekmek elden, su gölden. Aslında bugün hep söylüyoruz çocuklara sorumluluklar verin diye. Benim de çok bir sorumluluğum yoktu evde. Dedem ben bahar kahve yapsın istiyorum. Sadece onun elinden kahve içmek istiyorum dediğinde benim yaşadığım o güven patlamasını anlatamam size ve kimseye de karıştırtmıyordu. Hayır, o nasıl yapıyorsa öyle içeceğim çok diye. Güzel. Bu çok önemli bir şey. Ben bir de büyük mısın? bir Aynen. zevkle dedeme o kahveyi getiriyordum. Etraftan ay acaba tadı nasıl oldu? Acaba oldu mu? Onu hiç umursamıyordu dedem. Bence çok önemli bir şeyi anlamış benim dedem. Yani orada hatalar önemli değil, kusursuzluk önemli değil. Önemli olan bir çocuğa o güveni aşılayabilmek, ona değerli hissettirmek. O yüzden onu hiç unutmam. Bahar Çok yani man. kahve değil, kendini pişiriyordu aslında, değil Aa, mi orada? Evet, ne evet, kadar güzel. Evet. E peki, e, <laughs> bu arada... E, yazmaya, bu yazmaya yazar <laughs> Bahar Eriş... hangi dönemde ortaya çıktı? Ortaokul, lise yazıyor muydu? Mu? <laughs> ya şöyle... E küçüklükten itibaren size de getirdiğim ve kapağını açmaya utandığım Aa, bir ne şiir. Güzel. Şiir. <gülüyor> <gülüyor> şiirler. Var. Bu arada evet şiir defteri. O işte 8 9 yaşından çok itibaren ama. yazdığım ama tamamen kafiye olsun diye yazılmış, hiçbir duygu barındırmayan çok son derece yel. <laughs> Oyuncaklar. Benim <laughs> <Lütfen> çok <çoktur>. okumayın. <laughs> tamam okuyun. <laughs> okuyun ama. biliyorsun ama değil mi? Ya <laughs> fena fena. Benim çoktur oyuncağım <gülüyor> <gülüyor> aldı canım babacığım çok büyük bir dağım ve de örümcek ağım. Büyük o öyle bir çok şey yok güzel. bu arada. Ama örümcek güzel. ağı sadece kafiye ama olsun da. diye yazılmış. Çok güzel ama. Ay ay. Çok... Kardeşim de o şiirlerin yanına notlar, notlar vermiş. Notlar evet e eleştirmer. Çok kötü. Mesela dersler diye bir şiir yazmışım. Bakar bu ne ders ders ders? Evet, beğenmedik. Beğenmedik. Şuraya not düşmüş. Ee, sen misin kardeşini? okul dönüşü karşısına oturturup, İngilizce diyalogları zorla ezberlettiler. <laughs> Bu onun çok öncesinde. Bu onun öncesinde evet, değil mi? İlkokul evet. dönemi değil mi? Beğenmedim. Beğenmedin. Yani bir... E, çok ilginç ama... E, <laughs> Ay. şiir defterim var? Bu evet. ilkokul yılları. İlkokul yılları öyle şiirler yazmışım kendimce ama dediğim gibi yani orada amaç sadece... işte kendimce... bir kafiye falan yapabilmek. E, şiir öyle bir şey değil elbette. Sonrasında da ortaokuldayken işte günlük tuttum günlük. bir günlüğüm var her gün içine bir şeyler yazdım orada girişine Brooke Shields'in fotoğrafını koymuşum bir... <laughs> kendi Brooke Shields o yıllarda çok ünlüydü değil mi çok, çok ünlüydü ben de Gerçekten. çok beğeniyordum onu. Bakar mısınız şu yazının güzelliğine? Yani işte bütün bu e, kitapları yazan e, Bahar Eriş aslında. Çok üretkenmişsin o yıllarda da. Evet. Çünkü bunlara büyük zaman ayırıyordun. Evet, yani evet. Uzun uzun yazmışsın her gün olup bitenleri, uzun uzun. Uzun uzun yazmışım evet. Kağıt ben kalemle şimdi aşırı neşeli bir çocuktun. Evet, seviyordum. Gerçekten çok seviyordum. O ilk gerçek anlamdaki yazı ya da öykü denemem 13. yine ortaokulda oldu. Sanıyorum 13 evet. yaş falan olsa gerek. Ee, o zamana kadar hiç böyle bir şey yazmamıştım. Dönme dolap mı? Evet, Hemen bir yanında. öykü yarışması yap. Bunlar da çok önemli okullarda böyle etkinliklerin olması. Çünkü benim nereden aklıma gelecek başka türlü? Öyle aklıma gelmiş. Aa öykü yarışması var ben de bir gireyim dedim. Dönme dalap diye bir öykü yazdım. Sunay Hocam o hala duruyor ve yani çok enteresan buluyorum. Ben bir devlet memur çocuğuyum. Evimizde gayet güzel bir ortam var. Yani sonuçta orta halli, sevgi dolu bir ev. O hikayede bir erkek çocuğu var babası alkolik annesini dövüyor çocuk dönme dolapta ayakkabı boyacılığı yaparak Evin bir şekilde geçimini sağlamaya çalışan bir çocuk nereden bunu hayal edip Kemal nasıl e. biraz <laughs> onu da hiç okumadım <gülüyor> mesela <gülüyor> çocukken. Ya o da Andersen'in senin çok... masallarında da vardır ya. Evet olabilir. Kibic ee, kızlar falan. Diyeyim. Şimdi ama baktım şimdi o dönem gerçekten ergenliği hep biz olumsuz tarafından ele alıyoruz ama bir taraftan da yaratıcı potansiyelin ne kadar zengin olduğu, beynin ne kadar böyle her şeye açık olduğu bir dönem. Okudum ben geçenlerde öyküyü ne güzel yazmış. Dedim beğendim yani gerçekten yazdığım öyküyü ve çocuk ayakkabı boyacısı işte hayatının bütün renkleri siyah ve kahverengi ayakkabı boyalarıydı diyorum. Böyle tepesine gelen dev adamlar var onların karşısında iyice küçülüyor bir de hor görüyorlar onu. Oh, Sonra işte o kazandığı paranın çoğunu annesine veriyor, bir kısmını ile de o Luna Park'taki dönme dolaba gidiyor. Ve dönme dolabının en tepesine çıktığında bütün o kendisini küçümseyen insanların ne kadar küçük olduğunu oh, görüyor. ve Fakat sonra tekrar gerçekliğe geri dönüyor. Yani böyle 13 yaşındayken bir böyle bir şey yazmışım. Zaten öykü yarışmasında birinci oldum ben o öyküyle. Bu beni çok motive etti. Daha sonrasında bir öykü yarışması daha oldu. Orada da ben birinci seçildim ve o zaman edebiyat öğretmenim bana şöyle bir cümle söyledi sınıfın içerisinde o büyüyünce yazar olacak dedi. Hmm. Şimdi bu benim için çok değerli çünkü okul biliyorsunuz ilgilerin, yeteneklerin çok ortaya çıkabildiği bir yer değil. Sınıflar kalabalık, belli bir müfredat var, bir şeyler ezberliyoruz. Bu cümle benim bütün okul hayatım boyunca Şahsıma yönelik söylenmiş belki de tek cümleydi. Benimle ilgili o yazar olacak. Şimdi düşünüyorum ben yazmaya acaba onun için mi yöneldim? Birisi bana öyle dediği için mi? Yoksa gerçekten etrafta başka bir sürü şey de söyleniyordu, bir sürü ses de vardı da ben özellikle onu mu duydum? Çünkü içimde öyle bir şey mi vardı diye. Ama sen dile karşı Ama hep ilgileniyorsun. Sözcükler şimdi. E, İngilizceye karşı, yabancı dile karşı büyük evet, bir merakın evet, ilgin vardı ve evet, başarılıydın. Evet. Yani senin e, Türkçe ise hemen günlük tutman, şiirler yazman, İngilizceyle evet. e, haşır neşir olman, e, giderek dil eğitimi alman ve sonradan o çocuk dünyasıyla ilgili olağanüstü bilimsel çalışmaların <laughs> hepsi aynı değil mi? Yani tabii aralarında çok bağlantılar var. Aa, aynı hamur bu bence. Evet olabilir. Aynı hamur hayatının değişik dönemlerinde farklı farklı. Doğal olarak bir şekil bir evrim geçirmiş. Evet. Bugün evet. seni bize kazandırmış. Peki şu dil sevgisi İngilizce sevgisi. Evet. Dil sevgisi dil öğrenmeye ben çok aslında erken başlamadım. Bugün çocuklar 3 yaşında neredeyse başlıyorlar. Ben ortaokulda hazırlık sınıfında o yıllarda öyleydi. Öğrenmeye başladım ve çok hoşuma gitti çünkü dil sadece dil değil başka bir kültür aynı zamanda ve o dili öğretirken size sundukları materyaller de size bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Mesela ben hatırlıyorum bizim zamanımızda Target diye bir ders kitabı vardı. Orada bir aile vardı. Anne, baba, kız ve erkek çocuk. Mesela orada bir görsel benim hayatımı değiştirmiş olabilir. Bir New York görseli vardı o kitabın içerisinde. Bütün o kelimelerin ötesinde bir New York görseli. Evin oğlu bir gün Manhattan diye bir yerde diner denilen bir restoranın içerisinde işte stool denilen uzun taburelerin üzerine oturmuş. Arkada jukebox denilen bir müzik müzik kutusu var ve milkshake denilen bir şey içiyor ve geri planda işte skyscraper, gökdelen Edward denerdi. Edward Hopper'ın tablosu değil mi? <laughs> evet, evet değil mi? Bir... Ay Top. çok doğru söylediniz. Edward Hopper tablolarını da çok, çok severim güzeldir, bu arada. Evet, onu tarif ediyorsun. Evet onun gibi. Arkada da gökdelenler var. Bu benim için bambaşka bir dünya. Çünkü ben gökdelen öncesi çağın çocuğuyum. Gökdelen deneyin nesi diyorum. Milkshake, daha o zaman biz milkshake falan bilmiyoruz. Bambaşka bir içecek. Diner bir konsept hayal bir restoran hayal kuruyorum. Müzik kutusu içine para atıyorsun ve bir şarkı seçiyorsun. Şarkı bu nasıl bir yer dedim. Bu New York nasıl bir yer? Manhattan nasıl bir yer? Öyle bir merak ettim ki sonrasında hocalar ödevler veriyor açık uçlu projeler. Ben New York'la ilgili hep ödevler yapıyorum. Çok New York'un farklı semtlerini araştırıyorum, oraları araştırıyorum. O dönem, bu When Harry Met Sally diye bir film var, hmm. Harry Sally ile tanışınca. Sonra o geldi. O da bir Manhattan sahnesiyle açılıyor, Washington Square Allah dedim, benim bu New York'a bir şekilde gitmem lazım. Ondan sonra gittim de, yani... yavaş yavaş onun taşlarını düşürerek... E, oralara çok, çok, çok ileriye gittim ama... <laughs> bildiğim için hayat öykünü... yani e, Bahar Erişi... o dil sevdalısı... Öğrenciyi görmüş olduğu resmin içine kendini sokarken, hayal ederken... dinliyorum oraya gittiğini biliyorum. Ama evet. bambaşka bir amaç için gittin oraya. Peki evet. ondan önce... üniversite sınavı... Evet. ve nereye evet. kazanıyorsun? Ben Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık... Dil konusunda gene. Tabii. Büyük bir başarıyla kazanıyorsun istedik değil mi? Evet. ya Ben 15 yaşımda karar verdim mütercim tercüman olmaya. Çünkü dili çok seviyorum. Dedim ki... dille ilgili bir şey yapmam lazım benim. Bir gün... E, bir gazetede... Bir haber okudum. simultane çevirmenlik diye bir meslekten öyle haberdar oldum. Bu da bence güzel. O zaman gazete okuyormuşuz çocuk olarak. Çok zor bir anı biliyor musun? Evet, ben benim mesleğim. Ol, hayranım o insanlara. <laughs> ben de simultane tercümanım. Hala aktif olarak müthiş, yapıyorum zaten. Ama ee, gerçekten çok ilgimi çekti. Bir kere sürekli dolaşıyorsun. Bir yerde sabit değilsin. Sürekli dille iç içesin. Ee, ve çok az sayıda insan yapıyor. Tamam dedim ben 15 yaşımda bu kararı verdim. 18 yaşıma kadar yine düzenli bir biçimde çalıştım. O sayede zaten Türkiye ikincisi olabildim. Dil alanında. Dil alanında. Müthiş Türkiye ikincisi. Evet evet. Hatta eve haber birinci oldu diye geldi. Ee, tabii e, annem babam duydu bunu. 5 <laughs> saniye içinde haber bütün Türkiye'ye yayıldı. Çok güzel. Fakat sonrasında pardon bir yanlışlık olmuş dendi. İkinci olmuşsunuz. Birinci olan ya, Bilge... yüze girme büyük başarı bırak sen bir ikiyi ilk evet, onu. Birinci olan benim en yakın arkadaşlarından biri hala Bilge. O şu an New York'ta o kaldı orada akademisyen olarak. Bizim yollarımız da çok paralel gitti sonra o da New York'a gitti. Ee, öyle oldu. Ve işte bu e, e, simultan çevirme yapar. Evet. E, yani anında o an anında, duyduğunu evet. ben ben pek çok kongre katılıyorum. Evet. Orada arkada böyle bir kabinin içindedir evet, onlar. Tabii. Ve ben Türkçe konuşuyorum, onu alıp düşünceyi o an başka bir dile çeviriyor. Evet. Bu sihir gibi bir şey ya. Evet, ben sizi çevirmedim. Birçok kişiyi çevirdim böyle Sunay Hocam. Ama umuyorum bir gün sizi de çevirmek nasip olur. Benim... Ben de çok mutlu olurum. Ali onu çevirmiştim mesela onun stand-up'ını çok iyi hatırlıyorum. Ama ben her katıldığım etkinlikte o insanlar hayranlığımda dile getiriyorum. <laughs> çok teşekkürler. Ve teşekkür ediyorum. Sahnedeyken. Hiç kolay değil. Büyük bir beyin emeği. Yani o ya nasıl bir beyin? O beyin çalışması. <laughs> şimdi dili bildiğim için ben. Evet. Şimdi ben sahnedeyken, konuşurken hep Türkçe düşünüyorum. Anında doğru tümceler kurayım. Düşüncemi doğru bir şekilde aktarayım. O anda siz bunu alıp evet. anında başka bir dile. Yani benden iki kat fazla bir yük aslında. <laughs> hepsi pratikle ilgili biliyor musunuz yani Tabii öğrenince ustalaşınca öyle geliyor sana da <laughs> öyle yani beyni o yönde eğitince bir süre sonra o kadar da zor Şimdesiz. olmuyor çünkü ben mesela 25 yıldır bu mesleği yapıyorum İlk mesleğe başladığım zamanlar eve gelip zırıl zırıl ağlardım kötü çeviri yaptığım için ama pratik yapa yapa çalışa çalışa beynin o kısımları gelişiyor şimdi çok çok rahat bir biçimde bunu yapabilir hale geldik. Ve Bahar eriş bir gün dünya e, üstün yetenekli çocuklar Konseyi. e, konseyinde çevirmenlik yap. Ne oldu o gün? O gün e, ben işte hayalimin mesleğini zaten yapmaya başlamışım. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim, simultane çevirmen olarak mezun oldum ki orası da ayrı bir hikaye. Biz derse ilk gün girdiğimizde üniversitede şöyle bir cümleyle beynimden vurulmuşa döndüm. Ben yıllarca bunun hayalini kurmuşum. Üniversite sınavında başarılı olup oraya girmişim. Sanıyorum ki simultane çevirmen olarak mezun olmam garanti. Ama ilk derste hoca dedi ki bu yetenek işi yeteneksizde ya vardır ya yoktur. Simultane çevirmen olamayabilirsiniz dört yılın sonunda. Benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu, bu kadar boşuna mı çalıştım diye ama Sonrasında... bir dakika Bahar dedim. Yok öyle şey. Sen buraya kadar çalışarak geldin. Eğer o yetenek yoksa da olduracaksın. Dört yıl boyunca düzenliyle, pratikler yaparak, kendimi geliştirerek... gerçekten de beş kişi seçildik. Ben simultane çevirmen seçilebildim çünkü en az, son bir jüri karşısına bir karar çıkıyorsun karar ve eleniyor. Ee, neyse ki... Müthiş. Ee, ya Türkiye ikincisi olmasın ama hiçbir şey fayda hiçbir etmiyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Yeniden sıfır noktasından başlıyoruz. Sıfır noktasından, evet. O yüzden gerçekten o gün çok kötü hissetmiştim ama toparlayıp devam ettim. O üstün yetenek çocuklar konseyi Türkiye'ye evet. geldi. Ben de üç gün boyunca onların tercümanlığını yaptım. Allahım dedim ya ne kadar enteresan bir konu. Bu sefer içime bambaşka bir merak zaten hani kafamda geri planda New York hayali var. Ee, acaba dedim, bu konu nasıl bir konu? Bu konuyla ilgili yurt dışında... programlar Üstün var mı? Yetenekli Üstün çocuklar. yetenekli çocukların eğitimi. Tabii benim kendi imkanlarımla gitmem söz konusu değil. Bir burs, Fulbright bursu diye bir burs varmış. Onu araştırdım, onun sınavlarına hazırlandım. Ve e, o sınavların... sonunda... E, geçebildim. Yine jürinin karşısına çıktım. Hatta şöyle bir şey var, Kolombiya Üniversitesi'ne... New York'ta. New York'ta. Ben orayı seçtim. Şimdi bir sürü çok iyi üniversite ya, var. Resimde içeri girdin yani. <laughs> <Evet>. Oraya gireceğim <laughs> Orayı dedim. zorla oldurmaya ders çalışıyorum. Ders içine. <laughs> Bana jüridekiler şöyle bir şey söyledi. Orada Kolombiya çok büyük bir üniversite. Orada hiç kimse olacaksın. Onun yerine küçük bir yerde, küçük bir evet. üniversitede büyük bir isim yap. Neden burayı istiyorsun dediler. Ben de dedim ki size Frank Sinatra'nın bir şarkı sözüyle cevap vermek Güzel. istiyorum. Eğer orada başarabilirsen her yerde başarabilirsin. Gerçekten de yine orada da çok çalıştım ve... orada da yine bölüm birincisi... olabilmeyi başardım ilk dönemin sonunda. Ve... öyle öyle işte doktora da... aynı şekilde boşluğa devam ettim. <laughs> de şimdi bak kaptın gittin, gittin... New York'a, dünyanın bir başka köşesine, evet. öyle yani çok fazla ekonomik gücü olan bir ailenin çocuğu da değilsin. tabii, tabii tamamen bu Peki ne oldu fotoğraftan resmine içeri girdin de, evet. hiç de öyle değil ama değil mi? Yani <laughs> tabii Orada ki canım. New York'ta merhatında tutunmak... <laughs> yok canım, evet. hiç alakası yok tabii. Şimdi şöyle, Fulbright çok güzel bir burstu. O iki yıl boyunca ben güzel bir evet. hayat yaşadım New York'ta. Çünkü her şey karşılanıyordu. Hatta şöyle güzeldi... O şehir tabii çok kültürel bir şehir New York'ta. Sürekli konserler, tiyatrolar, sergiler. Bizim oraya ücretsiz girme hakkımız vardı. Muhteşem Nasıl? konserler. Tabii bursu, tabii burs öyle kültürel faaliyetleri de desteklediği için Müthiş. çok harika bir zaman geçirdik. Öğrencilere ücretsiz yani. Tabii tabii. Fulbright bursiyerlerine ücretsiz bir takım etkinlikler oluyordu o açıdan da New York'tan çok faydalanabildim ama o burs bir kere veriliyor. Sonra o bitince okul dedi ki devam et sana doktora için burs verelim. Ben de iyi dedim ne güzel burs veriyorlar. Kalayım doktoraya ama doktora öyle bir şey değilmiş, çok zormuş. Bir kere okulun verdiği burs öbürünün yanında bir hiç. O yüzden ben o dönemde bir sürü farklı ek işlerde çalışmak evet. durumunda kaldım. Doktor öğrencisi olarak. Doktor öğrencisi olarak akşam derslere giriyorum. Hafta sonları ve gündüz çalışıyorum. Bir kere çok uzun yıllar okul öncesi öğretmenlik yaptım. Onun dışında barmenlik yaptım yer göstericilik yaptım, çok evlerde bebek bakıcılığı yaptım, evet çok kötü bir yer göstericiydim, Benim hiç uzamış zekam <laughs> yoktur, ortalık karıştırmaktan başka bir şey yaramadı. Ya yani barmenlik falan da yaptım. Yani bunları hep minnetle hatırlıyorum. Gerçekten çok zor zamanlar yaşadım. İşte yani ama bizim <laughs> elimiz alıp okuduğumuz her çocuk üstün yeteneklidir. ilk kitabın yani buraya gelen yol aslında işte o dile sevdalı çocuğun <laughs> hem de Türk başarılı bir e, dil konusunda eğitim almasına rağmen birden bire e, üstün yetenekli çocuklar konseyinde çevirmen olarak bulunuyorsun ve evet. kalkıp New York'a gidiyorsun. Tabii ben her şeyi bıraktım Üstünlüğe oraya. Çocuklar konusunda. Evet. Yüksek evet. lisans değil mi? Evet. Ve doktora. Evet Ve de doktora Müthiş yaptım. Müthiş bir var ya. Evet yani çok kolay olmadı gerçekten. Çok bu harika bir Doktora ülke. kısmı çok zorlayıcıydı benim için maddi açıdan da çok zorlayıcıydı. Ama işte bu zorlukları yaşamanın bana hayatta çok şey kattığını düşünüyorum. Yani benim için New York'a gitmiş olmanın en büyük kazanımı aldığım eğitim değildir. Hayatı öğrenmemdir. Çünkü dedim ya korumacı bir aile ortamındaydım. Dedeme yaptığım kahvenin dışında bir sorumluluğum da yoktu. Oraya gidince her şeyi kendim halletmek zorunda kaldım. Yani ilk çamaşırımı ben 26 yaşında yıkadım söylemesi ayıp New York'ta. Evet. <laughs> Ondan Kendi sonra... kendine kalınca değil mi? E, tabii kendi kendine kalınca veya işte sabahları derse gidiyorsun, geceleri çalışıyorsun, uykusuz kalıyorsun ve Empati duygun gelişiyor. Hastalanıyorsun ben, belki değil mi? Yani... Hastalanıyorsun. Ben şu an mesela her meslekten, her yerdeki insana çok büyük saygıyla yaklaşıyorum. O restorandaki garsonun da neler yaşadığını öngörebiliyorum. Başka bir yerdeki bir insanın da ve hepsine sonsuz saygı duyuyorum. Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Ben kendim o deneyimi yaşamamış olsaydım belki bunu görmeyecektim. Şimdi bu sayede bunları görebiliyorum ve gerçekten de saygı duyuyoruz. Sonra sevgili Bahar Türkiye gelince hıh <laughs> Gördüm olarak geldim. Boğaziçi Akademik Üniversitesi'nde başladım. Evet. Devam ettim. Şimdi üstün yetenekli çocuk diyoruz ya çok kullanıyoruz. Nedir bu üstün yetenekli çocuk? Kimdir bu üstün yetenekli çocuk? Yani <laughs> evet. bunu görmek bu bizim çocuğa eee ithaf ettiğimiz bir tanım mı? üstün yetenekli olmayan bir çocuk olabilir mi? <laughs> ne dersin? Nasıl ayıklayacağız bu pirincin taşını? Şöyle yani benim kullandığım tanım bir ya da daha fazla alanda yaşıtlarından belirgin bir düzeyde ileride olan dolayısıyla aileden, toplumdan, çevresinden hem duygusal hem sosyal hem akademik olarak desteğe ihtiyacı olan çocuklar. Benim en çok tasvip ettiğim tanım bu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 100 kişiye sorun 100 farklı tanım vardır. Evet. Bazısı sadece IQ testi skoru evet. üzerinden tanımlar ki bunun hiçbir geçerliliği yok. Ee, çok artık eskimiş bir bakış açısı ama maalesef öyle düşünen psikometrik tanım dediğimiz o tanıma bakan var. Ee, temel olarak biz burada o çocuğun ihtiyaçlarını karşılamakla ilgileniyoruz. Yani bir sınıf ortamı düşünün. Ee, ...çocuk herhangi bir sebepten dolayı çok daha ileri seviyede düşünebiliyor. Belki kendisine küçüklükte çok kitap okunmuştur da o seviyeye gelmiştir. Belki doğuştan getirdiği bir takım ileri zihinsel özellikler vardır. Ama o sınıf içerisinde sıkılıyor çocuk. Yalnız kalıyor. Hiçbir arkadaş bulamıyor. Kendini bazen dışlanmış hissedebiliyor. Hatta başarısız olarak gösteriliyor Tabii değil ki. Mi? Öyle bir ayrı kategori var. Başarısız da olabilir. Tembel sanılabiliyor Dikkat dağınıklığıyla karıştırılabiliyor. Bunları bizim amacımız o çocuğa bir etiket yapıştırarak onu daha üstün bir yere koymak değil. Bizim amacımız o çocuğun ihtiyacını anlayabilmek ve onun seviyesine uygun bir eğitim verebilmek. Yani ben şu örneği veriyorum. Sen mesela National Geographic kanalı gibisin. Arkadaşların Flash TV series'inde evet, sürekli yani Evet. <laughs> evet. Yani farklı bir yerden bakıyorsun. Şimdi bununla ilgili farklı görüşler de var. Bir kısım insan diyor ki ama o çocuk da toplum içerisinde olacağı için ona da farklı muamele yapmamak gerekir. Elbette. Zaten bizim amacımız da onu topluma Tabii. kazandırabilmek. Onun içinde Evet, Tutmak. tabii ki yani ayrı ayıklamak bir, değil, değil. Ayıklamak mi? değil, ayrı bir okul şeklinde de olabiliyor. Bu aynı sınıf içerisinde de olabiliyor. Amacımız o çocuğa bir şekilde destek olup onu topluma kazandırabilmek. Çünkü o duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman o çok yüksek potansiyel, çok kötü yerlere de gidebiliyorsun Hocam. Var onun örneği. Peki eğitim sistemimizde bunu yapacak olan kim? Şimdi seni dinlerken sevgili Bahar tamam, sen iyi de yani herkes Bahar gibi olamaz ki. Şimdi bunu algılamak, bunu görmek için hiç kolay değil ve düşünüyorum, binlerce okul var, evet. öğretmenler, rehber öğretmenlerimiz var. Kim bunu düzenleyecek? Bunu yoluna koyacak olan, bu çocukları keşfedecek olan, hı hı. görecek olan öğretmenler mi? Sorumluluk kimin üstünde burada? Yani tabii Kim yapacak ki bunca... bunu? bütüncül bakmak lazım. Aslında her şey ilk önce aileden başlıyor. Ailenin bilinçlendirilmesinden başlıyor. Çünkü bazen aileler çocuğun çok soru sormasını, çok meraklı olmasını, seviyesinin üzerinde davranışlar sergilemesini çok başka biçimlerde yorumlayabiliyorlar. Saygısızlık olarak, asilik olarak, yaramazlık olarak. Ben bunları çok gördüğüm için biliyorum. Asıl aile o çocuğu bir şekilde anlayıp kabul etmeli o haliyle. Bu arada da aileler de çok farklı profillerde. Yani burnunu silen çocuğa üstün yetenekli diyen de olabiliyor. Biz gerçekten hani. Öyle görmek öyle, istiyor zaten. Değil mi? Öyle görmek de istiyor. O bir taraftan kendi yeteneğini, zekasını da onaylamak oluyor bazı aileler için. Ben onlardan söz etmiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan çocuklar. Aileleri tabii biz bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Benim en temelde bu kitabı yazma motivasyonum. Kitap çok evet. daha demokratik bir araç olduğu için budur. Ondan sonra tabii okul devreye giriyor. Öğretmen eğitimi çok önemli. Ben üniversitede öğretmen eğitimi yapıyordum yani öğretmenleri bu konuyu Öğretmeni anlatıyordu. Yapalım. Peki annelere babalara e, ebeveynlere, özellikle annelere montakslar bu yüzden mi ee, evet. daha çok evet. anneye ulaşmak için değil mi? Kaç <laughs> evet. yıl oldu? 8 yıl oldu. Bizim düzenlediğimiz bir ebeveyn zirvemiz var. Ee, ailelerle uzmanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ailelerin bilinçlenmesi lazım. Yani bir çocuğun yetişmesi önce ailenin kendini yetiştirmesinden başlıyor. Kendisinin bilinçlenmesinden başlıyor. Kendinin farkında olmayan bir insan başka birinin sorumluluğunu üstlenmekte de zorluk çekecektir. O yüzden biz bu ebeveyn zirvesini 8 yıldır sürdürüp dediğiniz gibi çok farklı konularda aileleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizde bu konuda, senin... E, uzmanı olduğun... bu alanda... E, sen çok güzel şeyler yapıyorsun, kitaplar yazıyorsun, anlatıyorsun... yeterli birikim var mı peki? Yani... ulaşabiliyor muyuz gerçekten... eğitim sisteminde... bu çocuklara? <laughs> Anladım. Maalesef. Peki, e, anne beynim aç. Evet, i̇kinci o benim kitap. Ikinci evet, o benim ikinci kitabım. Ee, o benim ikinci kitabım. o kitapta yine ebeveynlere yönelik köşe yazılarımı bir araya getirdiğim... Çok daha sade bir dille yazdım. Şimdi ben çok bu ilk çok kitabı güzel. yazdığım zaman evet. Farkındayım. Evet, evet. Bu daha bir ee, işte o anneleri bilgilendirmek için evet. çok doğru bir dil kullandım burada. Ve şu an bu mesela Anadolu'nun köylerinde farklı evet. öğretmenler kitap kulüpleri düzenleyip anneleri babaları çağırıp bu kitabı okuyorlar birlikte. Bunu yapabilmek, e, yap, yapmaları benim çok mutlu ediyor. Mesela Harika. bu kitap da bence Harika. basit diliydi ama yine daha akademik içerikli. Öğretmenler diyeyim ben buna. Evet. Sanki öğretmenlerimiz öğretmenler için, küçük e, yine... eğitimler için. Evet. E, belli bir sosyal yapıdaki insanlar için, evet, bebeğin için e, yine. yine çok ama bu çok kitap. daha basit bir dille. Çok <laughs> daha yalın bir dille. <laughs> o son kitabı. Bu son, doğru. Güneşin o ilk bir roman. Peki, roman o dönme ama. dolabı yazan çocuk mu var burada? Evet, ama <laughs> o çocuk hala hocam potansiyelini gerçekleştirmek için... bekliyor. Hala devam ediyorum denemeye devam ediyorum. Yani bu benim ilk roman denemem. Şimdi e, tabii ilk bu. E, belki bundan 10 sene çok sonra güzel. geri dönüp baktığımda şöyle hayır, bakacağım aslında. genelde hayır, kitaplarıma hayır, o sen... şekilde bakacağım. <laughs> yani abi, gerçekten bundan... alçakgönüllülük etmiyorum. Şimdi çok kitap okuyan bir insanın zaten kendisini çok alın, beğenmesi çok mümkün olmaz. O yüzden hani iyi edebiyatın neye benzediğini biliyorum o Hoş nedenle benim kitaplarım neredeyse 40'a yaklaşıyor. Ben evet. üstüne kaçıyorum. Çok iyi seni. <laughs> Ama siz lütfen. <laughs> çok çok çok, çok iyi Başka bir yerdesiniz. <laughs> Ve düşleyen, düşünen, dönüşen insan. Okulda öğretilmeyen yaşam becerileri. Evet, bu da en son kitabım. Evet, okulda öğretilmeyen yaşam beceri var, becerileri var. Yani bu zamanın gerçekleri bambaşka. Biz hala okulda arkaik bir sistemle maalesef devam ediyoruz. Ve giderek de daha arkaik bir yere gidiyor gibi görünüyor. Ben o yüzden ailelere ve insanlara, çocuklara hep diyorum ki ne oluyorsunuz? Yani bu hep böyleydi bu arada. Bu çağ özgü bile değil. Mark Twain'in sözüdür. E, eğitim okula bırakılmayacak kadar önemlidir ciddi bir der. Iştir çok ciddi bir iştir ve tarih birçok... E, otodidaktla doludur. Yani kendi kendine öğrenen... ...çok yetenekli insanların Kimler hikayeleriyle doludur. Bakın. Benjamin Franklin aklıma ilk gelen... ...isimlerden bir tanesi. E, onun dışında belki Einstein'da bu kategoriye sokabiliriz. Edison'u sokabiliriz bu evet. kategoriye. Zaten bunlar okuldan atılmış insanlar. Çünkü, <laughs> yani bunlardan bir şey olmaz denilen. Evet, oh, benim sonra. hatta şu kitabımda diyorum ki eğer çocuğunuz okuldan atıldıysa ailece kutlama yemeğine çıkın potansiyel bir dahi olabilir <laughs> diye. Güzel. Ama yani tabii her atılan öyle değil. Fakat gerçekten okul her zaman için başka bir amaca hizmet eden bir kurum ola gelmiştir. O yüzden. Önemli olan okulun dışında bol bol kitap okumaktır. Önemli olan soru sormaya ve merak etmeye devam etmektir. Soru önemli sormak. olan tabii ki soru sormak. En önemlisi değil mi? En önemlisi merak etmek. En önemlisi sorgulamak, düşünmek, değil mi? Yani durup sorgulayıp bir dakika diyebilmek, eleştirel düşünebilmek. Bunlar önemli. Yaratıcılık bu çağın en önemli becerilerinden bir tanesi ama okul ortamında bunları görmüyoruz. Yani okulda öğretilmeyen yaşam becerileri derken... bundan... E, söz etmeye çalıştım. Herkes kendi eğitiminin sorumluluğunu... kendisi de... üstlenmeli. Özellikle bugünün koşullarına Çok bakınca. Doğru. Çok doğru. Çok doğru. Yani seni dinlerken, sevgili Bahar, düşünüyorum yani o... E, dil öğrenen, İngilizceyi seven, başka bir dille de ilgi duyan... o New York resminden hiç ilgimi hayal eden <laughs> çocuk büyüyor ve... bak bugün çocuk dünyasında gerçekten... Ee, en çok sevdiğim. mu aydınlatan, <laughs> yasalardan, bilim insanlarından birine dönüşüyor. <laughs> Çok teşekkürler. Tronix'ten, Texas'tan buralara Ama onsuz, onlarsız, onlarsız olmaz ki onlarsız değil olman. mi? Yani, evet, ha? Evet, Şunlardaki evet. serüven, hele şu no. <laughs> Aha, <Bunu gülüyor> Mr. No. Aha, Mr. No'yu bilmiyorum. Mister <gülüyor> yani biliyorum da okumamıştım. Of 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 of, bu benim kuşağımın. Bu uzun uzun önce böyle coğrafya dersi gibi sanki National Geography gibi uzun uzun serüvenin geçeceği yerleri anlatır. <laughs> Ansikopedik bilgi verir gibi veririz. Red Kit. Evet, aa Red Kit'e bayılırdım. Tabii çok severdim. Bir de ben bu hani ikinci olduğum zaman Hürriyet'in muhabirlerinden, eğitim muhabirlerinden Nuran Çakmakçı geldi bizim evimize. Evet. Ee, şimdi karşısında böyle çok e, kültürlü cevaplar evet. verecek birini beklerken neler okuyorsun deyince ya da neler okumuştum ben Tom Mix Texas diye cevap verince <laughs> tabii çok Türkiye bir hayal <laughs> biliyor musunuz Virginia Woolf'un çok sevdiğim bir sözü var. Edebiyat sevgisi iyi kitaplar değil kötü kitaplar sayesinde kazanılır diyor. Çünkü çok güzel. gerçi bunlar kötü kitap mı o ayrı bir konu ama insan her şeyi okuyunca iyi ile kötü arasındaki ayrımı yapmaya başlar diyor. Ve bir insana diyor kitapla ilgili verebilecek en iyi tavsiye hiçbir tavsiye vermemektir. Herkes kendi seçimini kendi yapabilmelidir. O yüzden ben hiç pişman değilim. Çok da büyük bir zevkle okumuştum. Tom Mix'lerim, Texaslarım duruyor hala bu arada evde. Harika. Onlar ve bana okumayı sevdirdi. Evet ve çizgi roman çok önemli değil mi? Çok Özellikle önemli tabii. Ee, Çocuklarım o... Ee, ilk gençlik dönemlerine geçiş, Tabii. serüvenci, maceracı, soru sormak, merak etme duygularını litre evet. bebeğini sağlıyor. Kesinlikle. Bence çizgi roman. <laughs> Sevgili Bahar Eriş, sana İstanbul Oyuncak Müzesi'nin bir armağanı sunmak Oo, istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> tarihte 100 kilometre süratte erişen ilk otomobilin oyuncağı İstanbul Oyuncak Müzesi'nde. Sevgili Kutlukan Perker. Aa! evet çok severim kendisini. Çünkü romandan söz ettik ya. Tabii, tabii. Çok değerli bir evet, sizler, ortak çok. dostumuz. O, o öncelerin resmini çizdi. Harika, Böyle bir Çanta Ay, bir de, hocam ben çok seviyorum best çantaları. Hep best çantalarla dolaşıyorum. Kızım yurt dışında kitap evine gidince benim aldığım tek şey vardı yurt dışından hani gidince belki başkaları alışveriş yapıyordu. Benim bütün alışverişim best çanta. Harika. Öyle Kızım çok çok da, seviyorum. Çok Ben de ona <laughs> yurt dışında best çantalar getiriyorum. Harika. Çok çok güzel. Çok kıymetli. Teşekkür ederim. Ve e, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Kutladık. Evet. E, yatırım finansman ee, çok güzel bir koleksiyon değeri yüksek Aa. olan bir madalyon, bir plaka fazladır ama bunu, bunu ben çok seviyorum gerçekten. Ah. Benim çalışma masamın üstünde duruyor ee, ve hemen arkasında da Cumhuriyet yüz yaşında. Muhteşem. Biliyorum e, senin de masanda evet. e, koleksiyonunda yer alacak bunu da. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir kitap hazırlıyorum hocam. Ya, e, e, e. <laughs> Sizin de içinizde biliyorum olacağınız. Orada da bilmiyorum. mesela Atatürk de görünce şimdi o geldi aklıma. Ee, çocuklara mektuplar. Evet. Tarihten çok değerli isimlerin ve günümüzden çok değerli yazarların, sanatçıların çocuklarla mektuplaşmaları veya çocuklarına yazdıkları mektuplar. Ee, bir mektupta Atatürk'ten Atatürk'le bir ee, Amerikalı çocuğun mektuplaşmalarını evet. buldum. Çok, çok hoşuma güzel. gitti. Fotoğraf isteyen çocuk bu. Atatürk'ten. Evet evet ve 28 istiyor. Ekim 1923'te... yazıyor evet. mektubunu. Evet, Tam evet. Cumhuriyet'in kurulmasından... bir gün önce mektubunu evet. yazıyor ve Atatürk cevabını yaklaşık 3 hafta sonra göndermiş bile. Yani gerçekten ben çok vizyoner olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun haber olacağını da öngörebilmiş. Sadece çocuklara değer vermesiyle ilgili bir şey değil. Bir çocuğa mektup yazmasının haber yeah, olacağını sure. da öngörebilmiş ve bütün gazetelerde Atatürk var o zamanda. Hatta sonrasında o çocuk büyüyor, Türkiye'ye geliyor. İşte o çocuk Anıtkabir'e geliyor. O mektubun orijinalini Anıtkabir'e hediye ediyor. Benim en çok tüylerimi diken diken eden ayrıntı şu oldu. O çocuk 99 yaşında, adı Curtis Lefranc, 10 Kasım'da Hayata veda ediyor gerçekten ee, enteresan Atatürk geldi bu bana. Atatürk o çocuğa imzalı fotoğrafını gönderiyor. gönderiyor. Evet. O fotoğraf nerede? Nerede? Benim bir arkadaşımda. Gerçekten. Çok değerli koleksiyon arkadaşım. Biliyorum Ütan, o fotoğrafı. Us, onu evet. Açık artırmadan alıyor ve şu anda çok değerli bir Atatürk koleksiyoneridir ve onda <laughs> Ay ben bunun haberini okudum. Birisi Türkiye'de, aldı diye. Işte Gülten, okudum. ki. Sizin arkadaşınız değer, mı aldı? Tabii çok değerli bir Anlamaz. organizatör arkadaşımız. Evet. E, Amerika'daki benim gösterilerim. Böyle kalkaklı eden, bir fotoğraf. Tabii çok gönderiyor İmzalı. ve çok güzel bir fotoğraf. Evet. E, ve de o da onda bir müze kurmayı hayal ediyor. Harika. Bu sohbet böyle bitmez sevgili. <laughs> Bahar çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani o güzel bir sağlık, sağlık, sizin de çok okuyan, sağ olun. araştıran <laughs> dil bilginle tutup bir çeviri yaparken üstün yetenekli çocuklar konusunda <laughs> birdenbire hayatını çocuk dünyasına yönlendirmen ve o bilgin ışın alıp ülkene getirmen. Çok sağ olun. Sen gerçek bir cumhuriyet aydınısın. Çok çok teşekkür ediyorum. Işığın ee, çocuklarımızın... geleceğimizin yolundan hiçbir zaman eksik olmasın. Ben çok teşekkür ederim. Sözcükler benim oyuncaklarımdı. Türkçe benim en çok sevdiğim... oyun parkımdır. Ben hala oradayım. Bir çocuk... o da sözcükleri çok seviyor. Ama sadece kendi ana dili değil... başka dili de çok seviyor, İngilizceyi. Onlarla da oynuyor. Hatta... okuldan eve geldiğinde kardeşini karşısına oturtup... İngilizce diyalogları ezbelettiriyor ona. <laughs> Sonra çok başarılı bir dil bilimci oluyor. Ama o dil alıyor onu bir uçan halı gibi. Bilimin çok bambaşka bir alanına götürüyor. Üstün yetenekli çocuklarla ilgili bir toplantıda simultan çevirmen olarak görev yaparken kendini birdenbire New York'ta dünyanın en önemli üniversitelerinden birinde buluyor ve üstün yetenekli çocuklar konusunda yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor. Bir bilim insanı olarak aldığı ışığı ülkesine geri getiriyor. İşte o çocuk. Bahar Eriş Yatırım Finansman işte o çocuğu sundu.